Bugün bu parkta birlikte olduğumuz yaşam savunucuları ve buranın ötesinde daha iyi bir gelecek için dünyanın dört bir yanında 170'in üzerinde yerde bir araya gelen iklim aktivistleri. Hepiniz iklim için güç ver, küresel eylem gününe hoş geldiniz. Olağan dışı zamanlardan geçiyoruz. Depremlerle, savaşlarla, küresel adaletsizliklerin her geçen gün derinleşmesiyle, ekolojik eşiklerin aşılmasıyla ve iklim kriziyle nefes almak her geçen gün zorlaşıyor. Üstelik nefes alamayan bir tek bizler değiliz. Evimiz, yeryüzümüz hasta. Ve kaynaklar sınırsızmış gibi hareket ederek sadece ekonomik büyümeyi el üzerinde tutan sistemimiz yeryüzünü her geçen gün daha da hasta ediyor. Her yaz yaşadığımız kontrol edilemeyen orman yangınları, kuraklık, sıcak dalgaları, aniden bastıran yağışlar hep bu hastalığın semptomlarıdır. Fosil yakıtlara dayalı kurduğumuz uygarlık, yarattığımız tüketim toplumu yeryüzü üzerinde büyük bir tahribat bırakıyor. Atmosferlerde yoğunluğu her geçen gün artan sera gazları, ortalama sıcaklık artışlarını tetikleyerek aşırı hava olaylarını beraberinde getiriyor. Üstelik yıkımlarla, canlarımızla, krizin faturasını ödemek zorunda kalanlar da yine bizler oluyoruz. 6 ve 20 Şubat tarihlerinde yaşadığımız depremlerin ardından gelişen afet yönetmeme krizi, bölgemizde çevre ve insan sağlığı ile tarihi dokuma açısından büyük bir afete dönüştü. Yetkili ve sorumluların sergiledikleri anlayışla Hatay'da çözümü belki de yıllara yayılacak ya da çözümlenmeden ortada kalacak birçok problemle baş başa bırakıldı. İlk günden itibaren bas bas bağırmamıza rağmen, meslek odalarımızın tüm uyarılarına rağmen enkaz kaldırma çalışmalarının uygun yönetilmemesi, yıkıntıların yerinde ayrıştırılması, taşınması ve depolanmasında yapılan yanlışlık ve ihmaller, ekoloji ve halk sağlık problemlerine büyük bir ölçüde neden olmaya devam etmektedir. Yıkıntılar ve molozlar gelişim alanlarının, konteyner kentlerin, okulların, kamu kurumlarının, zeytinliklerin, tarım alanlarının ve dere kenarlarına dökülmeye devam edilmekte. Dere yatakları, orman arazileri, zeytinlikler, seralar, tarım arazileri ve su varlıklarına çok yakın bölgeler döküm sahası olarak tercih edilmeye ve molozların su kapatılmadan kamyonlarla tehlikeli bir şekilde taşınmaya devam edilmektedir. Depremin ilk günden bu yana katlanan sorunlarımıza çözüm bulunmadan her gün yeni bir sorunla güne başlıyoruz. Güvenliğimizin sağlanması, barınma ve konut sorunu, artan kiralar, suya erişim, sağlık hizmetleri, eğitimin sürdürülebilirliği, okulların güvenliği, öğretmenlerin barınma sorunu, konteyner kentlerin sorunları, ekonomik sorunlar, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve birçok sayamadığımız sorunlarımız. Şiddetli yağmurlarda çadır ve konteynerlardaki çaresizlik, güvenlik olmadığı için çadırlarını terk edemeyen birçok aile kaderiyle baş başa kalmaktadır. Tüm bu kaotik ortam içinde asbest, hava kirliliği ve diğer kimyasallar sağlığımızı tehdit ederken bir sabah ihaleye verilmiş ve ÇED gerekli değildir onayı almış taş ocakları haberleriyle uyandık. Büyük bir rant alanı olarak görülen yerimizde başlayacak olan yapılaşma ile inşaat malzemesi sorunu böylelikle çözüm bulmuş oldu. Tüm bu yaşadıklarımızdan ders çıkarmak ve sağlıklı bir gelecek için depreme ve iklime dayanıklı kentler yaratmalıyız. Sürdürülebilir kentler yaratmanın yolu da deprem ve iklim risklerini aynı anda azaltacak politikalar izlemekten geçiyor. Deprem sonrası doğru adımlar atılmalı. Kontrol edebilir risklere hazırlıkta olunmalı. Afet sonrası enerji güvenliği için yenilebilir enerji önemli. Afet risklerine karşı kompakt kentler tercih edilmeli. Yeşil alanlar doğru tasarlanmalı ve erişilebilir olmalı. Kent içi ulaşımda aralı sistemler arttırılmalı. Yapılarda iklim değişikliğine hazırlanmalıdır. Yüzyılın felaketini yaşadık. Yüzyılın ekolojik yıkımını yaşadık. Temennimiz yeni inşa edilecek şehrimizde depreme dayanıklı bir kent, insan merkezli bir kent olarak tasarlanmasıdır. Zemin sağlamlığı ve bina sağlamlığının demokratik bir şekilde öğretildiği, paylaşıldığı ve kullanıldığı bir kent. Deprem toplanma alanları yapılışmaya açılmayan bir kent, tabandan gelen dayanışma ağları kuvvetli olan bir kent. Yapacak çok işimiz var. Gelin hep beraber Antakya'mızın demografik yapısını, kent kültürünü koruyarak kadim şehrimiz yok olmadan ekosistem içerisinde yeniden yaratalım. Herkesi iklim için güç vermeye davet ediyoruz. Katıldığınız için herkese çok teşekkür ediyorum. Basın açıklamamız burada sona ermiştir.